yakalarsam var ya. Erkan, yavaşla dedim. Ya daha kimin çaldığını bile bilmiyoruz. Sen öyle san Hüseyin abi. Ben kim olduğunu biliyorum. Nasıl çaldığımı da biliyorum, yerini de biliyorum. Tuvalete girince telefonu lavaboya bıraktım. Oradan çalmış yerim. Yine başlıyoruz. Erkan! Erkan, devlet malı bu, dikkat et. Sakin ol. Hüseyin abi, bu sefer engelleme beni. Yiğit abim, gözünü seveyim, açma kapıyı. İki gözüm önüme aksın, bir şey yapmadım. Ulan şerefsiz, o gözlerini akıtacağım şimdi seninle. Ver lan telefonu. Ne telefonu? Ha, bunu diyorsun. O şey, beni Mayıs arayacaktı da, benimkinin şarjı bitmişti. Konuşayım, vereceğim komiserim. İnanmıyorum ya, yüzsüzlüğe bak herifteki ya. Ulan öldüreceğim seni. Tamam ya, tamam, biraz sakin ol. Bir de melodi koymuş herif. Alo? Kasımpaşa'm. Manita Kasımpaşalı da. Lan o telefonu sana yuturmaz mıyım ben? Tamam. Hı-hı. O zaman ben seni saat 7'de o sokağın köşesinden alırım. Öpüyorum Kasımpaşa'm. Bir kere yine ödünç almış Serkan, uzatma. Ne bir keresi ya Yiğit? Kaçıncı bu? Asayiş merkez, Yeşiltepe Kavşağı'nda trafik kazası. Ekipler olay yerine intikal edelim. Var ya seni. Tamam, hadi hadi. Sen görüşürüz. Asayiş merkezi. Erkan. İntikal ediyoruz, tamam. Öldüreceğim seni, öldüreceğim. Günaydın. 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 Nasılsın? İyi. Onur nasıl? Burnu akıyordu sabah. Bu sene de böyle geçecek herhalde. Habire hasta oluyor bu çocuk ya. Bana laf mı çarpıyorsun şimdi? Bakamıyor muyum oğluna? Sana bir şey demedim Deniz. Bütün gün koşturuyor, terliyor, ondandır. Sağlık Merkez Fatih Bey. Fatih bir dinlemede sağlık merkez. Yeşiltepe kavşağındaki trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaştık. Çok acil çıkış yapın. Fatih bir anlaşıldı. Çıkış yapıyoruz. Dikkatli gidin. Eli biraz çekil yoldan. 19.32 yoldan çekil. Yola aç, yola aç. Oo, burada çok trafik var. Arka yoldan dolaşalım. Anlaşıldı sağlık merkez. Hareket halindeyiz. Zeliha zincirleme kaza haberi var. Denizler de çıktı. Hızlı başladık bugün. Sen kimsin? Bahadır, bugün başladın göreve. Bahadır, tören zamanı değil şimdi. Koş çabuk hadi. Koş, çabuk. Kaza yaptım. Çekil. Çok tehlikeli, çekilin. Memur Bey, memur. Olay nasıl oldu? Arabada bir çocuk var. Çocuk mu arabanın var? Arabanın içinde bir çocuk var. Hanımefendi, hanımefendi durun. Kurtaracağım sizi, sakin olun. Lütfen yalvarırım. Nereye? İçeride çocuk kalmış, onu kurtaracağım. Anneyi sakinleştir, insanları uzaklaştır, tamam mı? Çok geri çekilin. Patlayabilirim. Geri çekilin. Devreyi boşaltın. Kurtaracağım seni, tamam mı? Sakin ol. Şimdi biraz gerisin. Tamam. Kurtaracağım seni, merak etme. Yaklaşmayın. Sağlık ekiplerine yol açın. Tamam, kurtaracağım. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Yaklaşmayın. Sakin ol. Geri çekilin. Tamam. Çekilin.
Ayşe'nin sana söyleyeceği bir şey varmış abi. Teşekkür ederim. Tamam, ayrıl artık kahramanından. Güle güle. Güle güle. Bırak da gidip başkalarını kurtarsın artık. Ha? Bahadır, sen çocukla ilgilen. Sen iyi misin? İyiyim, bir şey yok. Kolundaki, elindeki kesikler dışında yani. O kesikler bir sürü hayatı da kurtardı ama. Ben yapınca kızıyorsun, Yiğit yapınca kahramanlık mı oluyor? Sen kendin boğulurken gaz maskesini yanındakine takıyorsun Serkan'cığım. O zaman bir de seni kurtarmak gerekiyor. Ya biz de ona kahramanlık değil de şey... Selia. Aman seviyorum işte, ondan uğraşıyorum seninle. Ya seviyorlar işte seni oğlum ya. Abi ne yapıyorsun ya? Ya. Bitti mi? Bitti, geçmiş olsun. Sağ ol. Bu jip var ya, kontrolsüz yola daldı. Çok hızlı gidiyordu. Ne ışık ne kavşak. Servis yolundan kaçmak için direksiyonu kırınca birbirlerine girdiler. Abi, kadın direksiyonda vır vır telefonla konuşuyordu. Kazadan sonra indi, hala telefonla konuşuyordu. Evet, öyle miydi? Kadın düştü. Memur Bey. Tek tek konuşun. Sakin olun, tek tek. Memur Bey. Anlat bakayım. Bizim dükkanda bir kadın var, şokta. Kardeşim, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bu benim işim mi? 112 ara. Kazaya sebep olan o kadın galiba. Önce derin bir nefes al bakayım. Hangi damardan gireceksin? Şu iyi galiba. Ama kan akıyor. Kapağını tak, kapağını. Doğru. Kapattım. Foşur foşur kan akmaya devam ediyor. Ya bir baksana abla. Yani Deli Hanım. Terim fizyolojik tak şimdi. Bir şeyin yok değil mi abi? Yok. Seni de beklettik ama kusura bakmadın inşallah. Ne demek? Sen olmasaydın Serkan abi nallayacaktı beni. Abi be. Camdan seyrettim de. Aslansın, çok iyiydin. Adın gibi. Yiğit abim. Helal. Kes gazı. Gazsa iki gözüm önüme aksın. Allah korusun ama bir gün kaza yaparsam direkt seni istiyorum. Yiğit abim gelsin diyeceğim. Kes. Geçmiş olsun hanımefendi. Kavşaktaki gri jip sizin mi? Neden buradasınız? Orada olsaydınız sağlık ekibi size de yardım ederdi. Bir şeyim yok. Ben iyiyim. Kocamı aradım. O dedi. Orada kal dedi. Tamam. Şimdi sizi karakola götürmek zorundayız. Buyurun lütfen. Ne karakolu? Ben bir yere gitmem. Kocam gelmek üzere. Hanımefendi, lütfen. Gitmeyeceğim. Kocamı bekliyorum. Kocamla konuşacağım önce. Hanımefendi. Başımı boşa harcayamam sizinle. Ne konuşacaksanız karakolda konuşursunuz kocanızla. Lütfen. Cumartesi günü de buraya gelip otoparktaki bütün polis araçlarını yıkayacaksın. Tamam komiserim. Kaç tanedir acaba? Fazla değil. 30-40 kadar. Ne? Ama ne yapayım, ne yaptın sen? Ya bir de öldür tam olsun. İyi. Sen bilirsin. Serkan'ı bekleyelim de o ceza versin sen. Abi şakadır be komiserim. Tamam, sen hiç merak etme. Pırıl pırıl yaparım hem de. Hem de en çok senin arabanı. Güzel. Cumartesi kontrole geleceğim ona göre. Gel komiserim, gel. Buyur. Yeter ki sen gel. Ha, komiserim. Serkan abi cumartesi nöbetçi değildir inşallah. Aferin. Zayıflarım. Hadi geç içeri. Bir derdin mi var yakışıklı? Onlara bakma sen. Aslan gibisin. Geç içeri. Geç. Bu gece kalsın. Sabah çıkarırsınız tamam mı? Gel Yiğit, gel. Geçmiş olsun. Nasılsın? İyiyim başkomiserim. Yok bir şey. Küçük bir iki kesik o kadar. İyi. Benim de güzel haberlerim var sana. Vallahi sabahtan beri hiç iyi bir şey duymadım başkomiserim.
Artık tek başına koşmayacaksın her işe. Yeni bir ortağım var. Aa, öyle mi? Bir çaylak. Yapmayın başkomiserim. Tek başıma çalışırım daha iyi. Ben böyle iyiyim. Şimdi sıfırdan al bir çömezi yetiştir. Kim uğraşacak elin oğluyla? Mesele oysa elin oğluyla uğraşmayacaksın. Bak, ortağın orada. Bir bakıcılık yapmadığımız kalmıştı zaten. Zeynep, gel bakalım. Yiğit'le tanış. Ondan çok şey öğreneceğine eminim. Yiğit, Zeynep yeni ortağı. Memnun oldum. Öyle şaşırdım ki sizinle çalışacağımızı öğrenince. Ya. Al benden de o kadar. Hadi bakalım, görev başına. Devriye'de tanışırsınız artık. Bu dosyada bugüne kadar yaptığım çalışmalar var. Belki göz atmak İyi, isterim. Aferin. ...159. Dön ve hemen memurda al. 8159. Anlaşıldı mı? Sakin ol canım, geçti hepsi, gidiyoruz. Çıkarın şu kelepçeleri de gidelim. Nereye? Eve gidiyoruz. Hanımefendinin ifadesini alacağız. Oradan da savcılığa sevk edilecek. Ne ifadesi? İfade falan vermeyeceğim. Ama siz karıma taktığınız kelepçenin hesabını vereceksiniz. Benim kim olduğumu biliyor musun sen? Kimsen kimsin? Oyun mu oynuyoruz burada? Karının hatası yüzünden bir kişi ölü, 7 kişi de yaralı. Aralarında çocuklar da var. Karımın aracında hiçbir şey yokmuş. Eğer siz işinizi adam gibi yapmış olsaydınız... Karımla değil, diğer araç sürücüleriyle uğraşırdınız. Beyefendi, bak hala beyefendi diyorum. Tabii ki beyefendi diyeceksin. Sizin derdiniz ne ben biliyorum. Bu işler böyledir değil mi? Gördünüz mü? Yıkalım kusuru ona. Nasıl olsa para çok. Sana bak yeter şimdi sana. Ne oluyor burada? Yeşiltepe Kavşağı'ndaki trafik kazasıyla ilgili ifadesini almak üzere getirdik hanımefendiyi. Yani tanık beyanlarına göre kırmızı ışıkta geçmiş, zincirleme kazaya neden olmuş. Beyefendi... Kazada ölü ve yaralılar var. Tanık beyanları var. Bu durumda eşinizin ifadesini almak zorundayız. İfadeden sonra da nöbetçi savcılığa çıkarılacak. Bunu yapamazsınız. Şikayet ederim sizi. Emniyet müdürünü ararım. Biz eşinizin ifadesini alırken siz de istediğiniz yeri arayıp şikayetinizi yapabilirsiniz. İşiniz bitince yanıma bir uğrayın. Değil mi? Kolay gelsin. Her gün yapınca kolay geliyor. Merhaba, ben Bahadır. Bugün başladım da. Havlu. Bir tavsiye ister misin? Hayır de. Olur. Zeliş'in ekibine geldiysen... ...yol yakınken kaç kurtar kendini. Olur mu hiç? Kaç senedir okulda öğrenemediğim şeyleri bir saat içinde öğretti bana Zeliha abla. Hanım. Daha önce hiç kadın ortağın oldu mu? Bak, burası tekinsiz bir sokak. Her şey olabilir. Etrafına bakmıyor musun? Kaç tane devriye gezen kadın polis gördün? Ha?
Ben masa başında oturmak istemiyorum. Ha, anladım. Arabayla gezmek istiyorsun. Radyoda açayım mı sana, ister misin? Şöyle sahil yoluna da çekelim, bir de çay içersin. Ne sanıyorsun sen bu işi? Ben bu işin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Kesin öyledir tabii. Okulda öğrendim. Dur tahmin edeyim. Senin derecelerin falan da vardır şimdi. Babam da polisti. Ha, şimdi anladım. O emekli oldu, yerini de sen aldın. Ama sana öyle hikayeler anlattı ki sen de sokakları tanımak istedin. Babam şehit oldu. Ben sana bu herife mukayyet olacaksın demedim mi Hüseyin? Oluyorum başkomiserim. Oluyorsun da içerideki durum neydi? Vatandaşla kavga mı ediyoruz artık biz? Hadi bu deli bozuk laftan anlamıyor. Seni kaç kez uyardım hizaya sok bunu diye. Bir daha olmaz efendim. Hı? Sen bilirsin. Hüseyin bak sana son kez söylüyorum. Bunu kontrol et. Vallahi külahları değişiriz. Anlaşıldı başkomiserim. Evladım senin de ne bu sinirin bu genç yaşta? Biraz sakin olmaya çalış. Hı? Evet hadi bakalım. Görevinizin başına. Hadi. Arabada şapkayla oturmak zorunda değilsin. Arabayı sen kullanıyorsun, kuralları da sen koyarsın. Tamam, anladım. Peki, ben ne yapabilirim? Çağrıları cevaplayabilirsin. İnanmayacaksın ama çok daha komplike işler de yapabilirim. Bu da mı olmadı? İnsaf, ne arıyorsun ki? Bilmem. Hayır kız, güzel mi güzel? Uzun boylu. Aklı başında biri gibi duruyor. Tabii kadında daha ne arıyorsun ki? Gerçekten bilmek istiyor musun? Evet. Boş ver. Yoksa başka biri mi var? Bir kara sevda durumu. Sen Metin'i hala seviyor musun? Nereden çıktı şimdi bu? Konu ben değilim. Değiştirme konuyu, söyle. Mobil bir merkez dinlemede. Tren garında fenalaşan bir hamile kadın bilgisi geldi. Acil çıkış yapın. Anlaşıldı, gidiyoruz, tamam. 8159 merkez. Tren garında bir sağlık vakası var. Ambulans değil halinde. Bize de ihtiyaç duyuyorlar. En yakın ekip olay yerine intikal edelim. Daha komplike hale getirme istersen ha. 8159 merkez. İntikal ediyoruz, tamam. Ortak olmak benim fikrim değildi. Başkomiser verdi beni senin yanına. Kızacaksan ona kız. Kimseye kızdığım yoktu. Kısa sürede anlarsın zaten bu işin sana göre olmadığını. Bak, seninle bir sorunum yok. Büyük olaylarda arabadan inme yeter. Bir de seninle uğraşmayayım. Hadi lütfen boşaltın burayı. Lütfen. Doğum başladı. Ne yapıyoruz? Hadi bebek kanala girdi. Kanama da başladı. Yani? Yani doğum başladı. Şu an hareket ettirmek çok tehlikeli olur. Bu yüzden doğumu burada yaptıracağım. Ömer sen damar yolu aç. Açıyorum. Derin nefes alın. Burada mı doğurtacaksınız? Sakin ol. Alın işte kadını. Ambulans değil misiniz siz? Siz götürün. Duymadın mı? İndirmek tehlikeli olur diyor. Acil durum. Bu vagonu boşaltalım. Vagonu boşaltalım lütfen. Kesme kendini, devam et. Kesme kendini, hadi. Acil durum. Çok güzel. Hadi çıkın lütfen. Lütfen çabuk boşaltalım. Nefes alın. Hadi. Nefes hadi, al. Nefes al. Lütfen. Hadi yardımcı olun. Yiğit hadi boşalt burayı. Lütfen biraz acele edelim. Nefes çıkın alın. Hadi. Kesmeyin kendinizi. Hadi. Sen de yardım eder misin? Böyle olmaz. Görmüyor musun? Kadın doğurmak üzere. Olur. Sakin ol. Ikın. Ikın. Sen ellerini sıkıca tut. Hadi. Hadi. Ömer tansiyon kaç? 160. Nabız 90.
Sen kadınla konuş. Ne söyleyeyim? Kır. Ne olursa işte anlat bir şeyler. Nefes al bak böyle. Sakla. Evet evet. Akın. Derin nefes al. Akın akın. Nefes al. Başka bir şey anlat. Peki tamam. Tamam bir dakika. Hadi akın. Akın. Biliyor musun? Devam. Geri çek hadi. Bugünden ilk iş benim. Derin nefes al. Hadi. Yani seni ve boğanı hiç unutmayacağım. Kesinlikle. Komiser biraz önceki polise bırak yani Yiğit'in yanına hadi. Verdi beni. Hadi. Yani tanıyacağını hadi. Olmuştum ama hatırlayamadı beni. Evet. Tabii o zaman daha gençtim. Hatırlamaması normal. Kesme kendini. Az kaldı. Az kaldı. Babamın devriyesindeydi. Yani hadi. Babam şehit olmadan önce. Tamam geliyor. Tamam olmaya karar verdim zaten. Hadi. Aslında hukuk okuyacaktım. Az ama kaldı. Babamı işte öyle kaybedince. Hadi. Hadi. Benim babam çok hadi iyi bir polisti. Hadi bırakma kendini. Devam et. Herkes çok severdi. Devam et. Geliyor geliyor. Az kaldı. Hadi. Son kez. Hadi geliyor. İlk defa doğum görüyorum ben. Son kez. Hadi. Yemin ediyorum hiç hamile kalmayacağım ve doğurmayacağım. Hadi. Verin biraz. Oldu işte. Oldu. Hadi bitti. Maşallah. Maşallah. Biliyor musun bebeğin ismini Zeynep koyacakmış. Aman ne güzel. Haftada bir gidip altını da değiştir bari. Hadi ver bakalım Zeynep bebeği annesine. Yürü hadi. Buradaki işimiz bitti. İşte beklenen adam geldi. Yahu nerede kaldın Bahadır? Ben marketi bulamadım önce. Sonra da Brüksel lahanalarını bulamadım. Oh, İbrahim abi yapma ya. Yani bizi bu kadar heveslendirdin. Şimdi lahana mı yapacaksın yani? Yavrum, Brüksel lahanalı mantar. Yanında da makarna. Abi beni defterden düşün. Söylerim dürümü paşalar gibi yerim. Hadi size afiyet olsun. İbrahim abi, şu mantarların zarını soy da limonlu suda beklet biraz. Karar mısın? Bir de domatesleri sebzeler suyunu çekmeden atma sakın. Kötü oldu. Çok biliyorsan buyur sen yap. Hadi hadi. Olmuyor abi böyle. Köstebek gibi gizlendik buraya. Bırak gideyim alayım şunları. Ya bir dur be oğlum be. Bekle iki dakika. Suçüstü yapacağız işte. Sen utanmayacaksın değil mi? Başkomiserin söyledikleri bir kulağından girdi öbür kulağından çıktı. Ya senin yüzünden yediğin fırçanın haddi hesabı yok bu yaşta. Ben anlamadım ki. Sen yanlış yapıyorsun. Lafı ben yiyorum. Abi ya, şimdi iki tane hırsızı kapsak götürsek. Atsak başkomiserin önüne fena mı olur? Hem senin için yapacağım bunu. Valla Hüseyin abim yakaladı diyeceğim. Senin de puanı yükselsin biraz. Memur bey. Memur bey. At! 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 Ne var? Kuşkonma sokağı arıyordum ama. Tam da soracak zamanı buldun ha. Kuş kondurdun yani. Danışma mı yazıyor lan camda? Şşt! Tamam, sağdan üçüncü sokaktan gir, sonra ilk sokaktan sola dön. Orası, hadi. Sağ ol abi. Ne biçim kurye bu, yol bile bilmiyor. Operasyonda batırdı zaten, şeytan diyor, al paketi. Şşt, tamam. Biz işimize gücümüze bakalım, hadi. Asayiş merkez, karşı sokakta kavga. Şahısların alkollü olduğu bilgisi geldi. Hüseyin abi, atlama en hemen ya. Bırak, yine. Basit iş, hem puan da düşük. Biri alır nasıl olsa. 80-159 merkez, anlaşıldı, intikal ediyoruz, tamam. İşte kahramanım benim. Aferin, aferin. Eline sağlık İbrahim abi, süper olmuş. Brüksel lahanasından da ilk defa yiyorum. Aparamızda ben de ilk kez yapıyorum ha. Belli zaten. Tuzunu çok kaçırmışsın. Arpacık soğanlarını da böyle fazla pişirmişsin, dağılmışlar. Havuç da küp küp olmalıydı. Seninkiler yamuk yumuk. Ayrıca yanında makarna yerine pilav verseydin daha iyi olur. Bundan sonra kendin yaparsın yemeğini. Aman İbrahim abi, ya sen bizim her şeyimizsin. Sen elini çekersen herkes aç kalır burada. Hele sana, bir daha yumurta bile kırmam. Ay nasıl da kızarmış hemen. Sinirlenince ne de tatlı olurmuş. Hadi hadi, sulluk yapma. İşin gücün benimle uğraşma. Çekeceğim elimi mutfaktan,
İlk sen kapanacaksın dizime. Amirim, Gülberen sokakta kuyuya bir köpek düşmüş. Ay kıyamam ya. Mete yetişin, kurtarın köpeği hadi. Anlaşıldı amirim. Kurtarıp telefonda konuşturacağım seninle. Bahadır. Dürüm sana emanet. Hemen hemen. Yardım et ya. Ömer ya, bana park etmeyi gösteriyordu, çarptım. İnanamıyorum bunu yaptığıma. Ömer ölme, yalvarırım. Ömer. Ömer. Ömer aç gözünü Ömer. Ömer. Ömer aç gözünü ne olur. Ömer. Ömer aç gözünü Ömer. Çömezlere ilk günde yaptığımız bir şaka bu. Sen de yaparsın ileride birilerine, üzülme. Hadi aramıza hoş geldin. Ne oldu sen söyle amca? Abi bu herif bana küfretti abi. İndir eline. Ne diyorsun lan dedin? Şişeyi aldık, kafama vurdu. Bak kana. Şikayetsiz mi olun, götürün bunu. Asıl ben şikayetçiyim. Benim babama kancık dedi. Asıl ben şikayetçiyim. Mekanımı mahvettiler. Ya bırak sen de baba. Mekanın sanki çok iyi bir yermiş gibi. Konuşma lan. Yeter. Kim yalan söylüyor anlarız şimdi. Bakın. Bu bir yalan dedektörü. Tamam mı? Tamam. Sen gel bakayım. Şikayetini söyle şuraya. Bu herif bana küfür etti, kafamı yardı. Amin. Şikayetçiyim. Doğru değil mi? Tamam. Sen geçtin yalan makinesini. Buna da bak. Sen gel bakayım. Bak bak, ben söyledim bu adam haklısın diye. Haksız olmasa kaçma. Aç bacakları. Doğru işte. Ver elini. Gerisini ben hallederim. Becerebilirim. Nasıl yakalandın? Nasıl bayağı becerikliymişsin. Kalk kalk kalk. Yürü hadi. Thank you.
binanın sadece 21. katındaydı. Tamamen kontrol altına aldık. İçeride dumandan etkilenmiş şahıslar var. Asansör henüz kontrol edilmedi. Riskli. Merdivenlerden çıkmanız gerekiyor. 21. kat. 21 mi? Tamam. Tamam, anladım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sıkıntı yok inşallah. Yok. Sabah Onur'u kreşe bırakırken mızmızlanıyordu. Burnu da akıyordu. Neyse şimdi iyiymiş, rahatladım biraz. Annesine naz yapıyor belli ki. Arabaya kusma, ömür boyu hapse atarım seni. 80159, 80161. Turnacı sokak 46 numarada silahlı saldırı ihbarı. Eşkal veriyoruz. Saldırgan 5 bardı sürü. 80159, 80161 merkez. Anlaşıldı, intikal ediyoruz. Tamam. Bastırıyorsunuz boş işlerinize beni, belki biri orada can verdi. Bu iş benimdir. Yiğit şimdi mort olmuştur Hüseyin abi. Uğraşsın dursun bakalım sarhoşlarla. İn aşağı. İn. Gel şöyle. Bana bak. Bir daha bir olaya karışırsan kurtulamazsın elimden. Takıldığın yerleri biliyorum. Elimle koymuş gibi bulurum seni. Son şansın bu, tamam mı? Hadi bir daha gözükme gözüme. Hadi. Eyvallah abi. Ama karakola götürmemiz gerekmiyor muydu? Ne zamandır bu halde? Çok olmadı, 10 dakika falan. Onu tanıyor musun? Hayır. Yakını var mı burada? Biz de yeni geldik. Bilmiyoruz. Tansiyon 9'a 5. Nabız 125. Ömer. Madde bağımlısı. Hazır mı? Evet. Ne oldu genç? Su mu kaynattın? Senin bu merdivenleri ikişer ikişer çıkıyor olman lazım. Neden burada böyle bekleyip duruyoruz? Saldırı vakası bu mıntıkada. Her an malum şahsı enseleyebiliriz. Sus da etrafı gözle, tamam mı? Ya şu sarhoşu neden bıraktın anlamadım. Sen ne çok soru soruyorsun. Ya bizim işimiz problem çözmek. Her olay nezarette sonuçlanmak zorunda değil. Gidersin, en basit şekliyle halledersin. Gözlerini dört aç. Öyle yapıyorum zaten. O zaman pardesülü adamı görmüşsündür. Ya dur. Serkan gelir şimdi. Geçsin. O da kim? Bak işte geçiyor. Birader. Burası burası. Burası burası. Burası gelin gelin. Gelin. Gelin burası. Saldırganın ne tür silahı vardı? Silahı yoktu. Arkadaşım tavsiye etti böyle söylememi. Daha hızlı gelirmişsiniz diye. Oğlum ya. Saldırganı tarif eder misiniz lütfen? Pardesülüydü. Bej rengi. Bej. Hepsi bu mu? Evet. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Peki biz nasıl bulacağız bu bej pardesü giyen adamı? Bulursunuz. Pardesüden başka bir şey yoktu çünkü. Ne? Bilmem, anlatabildim mi?
Anlaşıldı. Hani asansör kapanmıştı? Yangını kontrol altına alınca açtık. Ay ben böyle işin içine be. Kumandan etkilenen şanslar nerede? Onları asansörle indirdik. 10 dakika oldu. Dışarıda malzeme kalmasın abi. Hepsini toplayın. Tamamdır abi. Aşağı indirilen hastalar nerede? Onları başka bir ambulansa gönderdim. Ne? Biz buraya kadar boşuna mı geldik? Ondan sonra gözümü bir açtım, bir adam pencereden bana bakıyor. Bahçe kapısında asma kilidini kırıp girmiş saldırgan. Yok yok, onu bu mahallenin çocukları kırdı bir hafta önce. Hanımefendi, daha sonra. Ha, sonra gittim babalarına şikayet ettim. Camımı yenileyin dedim ben de. Ya abla, sen dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun ya? Biz ne diyoruz, sen ne diyorsun? Yok babası, yok camı. Tamam, sakin ol sen. Hanımefendi, onu sormuyorum. Saldırganla ne oldu? Ha, şimdi ondan sonra ben bir çığlık attım, adam da kaçtı. Camı kapatıp komşuma haber verdim. O da... Evet, biliyorum. Silahlı saldırı dersen polis daha çabuk gelir dedi. Evet, öyle dedi. İn aşağı, hadi. Oo, tamam. İşte oydu, sapık bu. Heh, işte bu. Ay, tamam, düşmanı. Sakin olun hanımefendi. Tamam, durun, sapık. Sakin olun. Ay, işte geç, buydu. Geç. Buydu diyorum ayol. Sapık. Tamam dedi. Hanımefendi, i̇şte tamam, buydu. Sakin buydu olun. Buydu diyorum. Bir sapık. Ya, tamam, dur, tamam, tamam. Ay, görüyorsun. Yani hiç bunlardan nefes alamıyoruz. Karakola kadar da siz götürürsünüz bizi Ahmet'e. Görüyorsun değil mi? Irk düşmanı bunlar, ırk düşmanı. Yaşındasın. Okuyor musun? Nerede oturuyorsun? Ailenle mi? Bilmek istiyorum. İyiyim ben. Niye götürüyorsunuz anlamadım. Hey, durdurun şunu. Saçmalama. Hastaneye gidiyoruz. Tedaviye ihtiyacım var. Babam duyarsa öldürür beni. Böyle de sen öldürüyorsun kendini. Zorla mı ya? Hastaneye falan gitmek istemiyorum. Anlamıyor musun? İstemiyorum. Sen şunu anlıyor musun? Tedavi olmazsan ölürsün. Anladın mı? Ölürsün. Ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Benim görevim seni bir hastaneye götürmek. Sonrası senin seçimin. Vallahi benim bir suçum yok abicim. Kadın iftira atıyor. Derdi nedir anlamadım ki. Bu kıyafetimi giyersin sen hep. Olur mu öyle şey abicim? Temiz bir şeyim kalmamıştı. Her şeyi yıkadım. Bir bu temizdi. Lan senin annen ablan yok mu? Onları banyo yaparken dikizleseler ne yapardın? Serkan. Abicim vallahi çamaşırlar kurumadı. Ekmek almaya çıktım polis çevirdi. O kadın durup dururken uyduruyor yani. Aynen abicim. Hayal görmüş besbelli. Benim ne işim var pencerede mencerede? Ne bakacağım yaşlı başlı kadına? Hani genç falan olsa neyse yani değil mi? Oğlum sen nasıl bir adamsın lan? Şşş Serkan. Ya başkomiserin ne dediğini hatırlıyorsun değil mi? Sakin ol. Abi bırak halledeyim şu işi. Serkan. Aslında bir de paltom var ama o bol biraz. Bu pardüse beni zayıf gösteriyor. Ya tövbe ya Rabbim ulan. Herkese yakışmaz ama abicim. Pardüsü tarz bir şeydir. Taşıyabileceksen giyeceksin. Adam giyiyor mesela. Göbek davul gibi. Böyle bir de kasmış. Bir de kemerini bağlamıyor mu? Yani taşıyamayacaksan giymeyeceksin. Değil mi abi? He?
Serkan. Anlaşıldı abi. Tamam abi. İyi misin? Hadi gel. Hayır, yapamam. Güneş. 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 Bırak gitsin. Kendi kurtulmak istemezse biz hiçbir şey yapamayız. Hadi. Dışarıda kal, güvenliği sağla. Vatandaşı olabildiğince uzak dur, tamam mı? Sokak sana emanet. Hadi. Ya. Kimse var mı? Serkan! Serkan! Kimse var mı? Serkan! Serkan nerede? Serkan'ı bulamıyorum. Serkan yok değil. Serkan! Geri çekil. İyi misin? Sen onu aşağı indir. Ben Serkan'a bakacağım. Dikkatli olur, ne olur. Serkan'ı bul Yiğit. Serkan'ı bul. Ekibimiz içeride, lütfen korkmayın. Sakin olmaya çalışın, ne olur hanımefendi. Bakın sizi anlıyorum ama bu şehirde geçmeniz sizin için tehlikeli. Lütfen, lütfen zorluk çıkarmayın. Sakin olun, lütfen. Yapmayın. Hanımefendi, durun. Serkan iyi misin? Serkan iyi misin? Sen nasıl olacak? İyisin değil mi? Beni bırak. İçeride bir kadın var. Birinci katta onu kurtarın. Ben maske alıp geliyorum. Ömer, vakit yok. Hastayı hemen alır çıkarız. Tamam, bir günümüzü çalışın. İmdat! Edim! Lütfen yardım edin! İmdat! İmdat! Çabuk, acele et. Hadi. Çabuk. Nabız sağa bol. Kafa travması da mevcut. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Deniz. Hadi çıkacağız buradan. Thank you.
gelmezsin. Hadi, hadi. 2, 3, 4, 5, 6, hadi, hadi. 8, 9, 10. Bahadır. 12, 13, 14. Hadi, geri dön. Bahadır. 14, 15, 16, 17, 18. Bahadır. Ne? Yeter artık. Rahat bırak. Bitti. Hadi Serap, gidelim artık. İyi misin? İlk başlarda daha zordur. Zamanla alışırsın. Hadi gel. Deniz. Nasılsın? İyiyim. Bir şeyim yok. Keşke tedbirsiz girmeseydin içeri. Hastayı hemen alır çıkarız diye düşündüm. Ne bileyim. Neyse. Şimdi iyisin ya. Sana bir şey olsaydı... Onur'u bir doktora mı götürsek? Ben aldım ilaçlarını, gerek yok. Ne dedim ben şimdi? Niye geriliyorsun anlamadım. Ya ilgilensek suç, ilgilenmesek suç. Hasta bunu okuyor demedin mi sen? Dedim. Şimdi de ilaçlarını aldım, doktora gerek yok diyorum. Sen onu maça götür yeter. Seni sorup duruyorum. Götüreceğiz dedi ki. Hafta sonu seni bekliyor, unutma. Unutur muyum? Cumartesi akşamı 5'te. Geleceğim dediysem gelirim. Bir kere de güven bana. Niye güvenemiyorum acaba? Ben de bir anlasam. Beni en yakın arkadaşını aldattığın için olabilir mi? Hamiye bir bakar mısın? Geliyorum. Hadi kolay gelsin. Hadi abi yarın görüşürüz. Ya bir dakika dur. Yengem bir şeyler hazırlamıştır. Hep beraber yeriz. Yok abi ya. Vallahi şimdi beni mini yengeye falan bulaştırma. Ya saçmalama oğlum. Hadi yürü yürü. Neler olmadı ki? Sen ne diyecektin? Önce bayanlar. Bugün yangında... ben de korktum sizin için. Herkes korkar zaman zaman. Yani bunun kadın olmanla bir ilgisi yok, üzülme. Teşekkür ederim. Bunu duymak çok iyi geldi. Sen ne diyecektin korkusuz şefim? Yangında sözümü dinleyip dışarıda kalman doğruydu. Evet, biz bir ekip olacaksak. Anlamıyorum. Niye bu kadar zor geliyor kabul etmek?
Evet, biz bir ekip olacağız. Ben senden bir şeyler öğreneceğim. Sakıncası yoksa bir yandan da işimi yapacağım. Ekip amirin olduğumu hatırlatmak zorunda bırakmazsam sakıncası yok tabii. Senin ekip amirinde böyle miydi Sancho Mesken? Değildi. Ama ben de senin gibi değildim. Bizim meslekte emir dinlemek en çok ne işe yarar biliyor musun? Evet. Hayatta kalmaya. Hadi bakalım. 15 dakika istirahat yeter. İş bizi bekler. Serkan, işini nasıl severek yaptığını biliyorum ama... ...oğlum, kolla kendini biraz. Ya merak etme Hüseyin abi, kötüye bir şey olmazmış. Ya her vakada hiç düşünmeden ateşe atlarsan görürsün ne olacağını. Yani sen görmezsin de biz görürüz. Allah korusun. E fena mı olur işte, kurtulursun belalı ortamdan. Hem sana da Zeynep gibi bir hanımefendi verirler belki. Yiğidin şansı bende ne arar oğlum ya? Gelen gideni aratırmış. Sen sözlerinde dikkat et kendine yeter. Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk yenge. Hoş bulduk. Şişt, yavaş, çocuklar uyuyor. İyi. Nasılsın canım? Seni sormalı. İsmin kokuyorsun sen. Ya yangından geliyoruz. Çocuklarımı görmem lazım. Yemekler hazır. Isıtayım da hemen sofraya oturalım. Yangına gittim kızım. İnsanları kurtardım. Kahraman babam benim. Ben de büyünce senin gibi olacağım. Bir öpücüğü de sen hak ettin. Oh. İhtiyacın ne olacak? Şşş. Uyu bakalım hadi. Serkan gel, çorba koyuyorum sana. Yok yenge, ben gidiyorum. Aa, aşk olsun. Olur mu hiç? Hayatta bırakmam. Sağ ol Mine yenge. Ben sarmadan falan atıştırdım, beni tıkadı. Yemesen de otur sen bizle. Yenge, bak bu oturmalar, konuşmalar nereye gidecek ben çok iyi biliyorum. Bu seferki farklı ama. Diğer ev kızları gibi değil. Okumuş, tahsilli, kültürlü. Allah sahibine bağışlasın. Hay Allah. Ne oldu? Sabah söz verdiydim kapıcıya bugün aidatı öderim diye. Adam uyumadan ben bir yatırıp geleyim. Sabah evden çıkarken verirsin. Sabah servise falan çıkarsa? Bir şey olmaz. Tüh, camı açık unuttum. Hırsız falan girmemiştir inşallah. Ben bir koşu gidip bakayım. Hiç kıvırma şimdi. Sonuna kadar dinle bir. Hüseyin, gel gel bak. Harika bir kız buldum Serkan'a. Bak gördüğünde sen de haklıymışsın Mine abla diyeceksin bana. Ay kız pırlanta gibi. Bir görsen. Ay pırlanta diyorum sana. Uzun boylu, zarif, iyi eğitim almış, terbiyeli. İlk günler en zor zamanlardır. İlk defa ellerinde bir kalbin attığını hissedersin. Dünyanın en mucizevi şeyidir bu. Çok kolay alışırsın bu hisle yaşamaya.
Ama ölümle yüzleşmek, onu kabullenmek, işte buna hiçbir zaman alışamazsın. Yapamazsın. Biz de insanız. Sen sadece bir zaman sonra kendini teselli edecek şeyler bulmayı öğreniyorsun. Her gün bir hastayı kurtarmak, onu hastaneye yetiştirmek, yaşama döndürmek ne kadar mutlu ediyorsa seni, ölümler de o kadar üzmeye devam edecek. Anlıyor musun? Ama şunu öğreneceksin Bahadır. Senin işin insanların yardımına koşmak. Kimileri umutsuz bile olsa, ölümün eşiğinde bile olsalar, onların yardımına koşmak. Ve en önemli şey ne biliyor musun? Hasta yakınına elinden gelen her şeyi yaptım diyebilmek. Ve her saniye birinin hayatını kurtarabileceğini bilmek. Sağlık Merkez Fatih 12. Mobil 2 merkez dinlemede. Vaka ihbarı. Menekşe Sokak Huzur Apartmanı'nda acil vaka. Hemen intikal edin. Anlaşıldı. Hemen çıkıyoruz. Tamam. Bak. Yeni bir tanesi çağırıyor. Hadi toparlan da gidelim. İbrahim abi geliyor musun? Duydum duydum. Geliyorum. Aç adına tükürdüğümü. Yine yarım kaldı yemek be. Şu bildirilen eşkali bir daha söylesene. Orta boylu, siyah montlu, kirli sakallı, uzun saçlı erkek 25 yaşlarında. Vay vay vay. Sence bu eşkali uyuyor mu? Ben yakalım. Zeynep dur. Zeynep gel buraya. Ayrılmayacaksın demedim mi? Sen ne yapıyorsun ha? Ver öbür elini. Gir içeri. Gir. Geçen gün böyle lüks bir apartmanda kiralık daire sordum. Aidatı bile neredeyse benim evin kirası kadar. Hayal yani bizim için buralarda oturmak. Aman boş ver. Bize oturmak yok ki zaten. Hoş geldiniz efendim. Yine başım dönüyor. Buyurun. Buyurun. Vermediler ama bence biz bütün seti alalım. Bence de. Ama büyük bir şey olduğunu sanmıyorum. Böyle anonslar boş çıkıyor genelde. Abi ya, bana da öğretir misin yemek yapmayı? Sen bir ellerini titremeden damar yolu açmayı becer önce. Öğretirim, öğretirim tabii. Ama hamurun da var mıdır bilmem. Büyüklerimiz öyle der ya. Ah!
Ebru. Biliyorum bana kırgınsın. Haklısın da. Bak o gün bir kazaya gitmek zorunda kaldık. Bizim işi biliyorsun. Aniden bir şey çıkıyor. O yüzden gelemedim yani. Ömer. Efendim. Hadi acil bir iş çıktı. Niye haber vermedin? Giyilmiş kuşanmış saatlerce bekledim seni. Hadi o gün haber veremedin. 3 gün geçti üstünden. Niye hiç aramadın ha? Ya sonra ararım dedim ama vallahi sonra da unuttum seni. Aa. Geçmiş olsun. Soldaki bina. Tamam, yaklaş bey. Sen burada kal. Hayır, ben de geliyorum. Hayır, gelmiyor. Burada kalır. Yukarı çıkıyorduk. Biri bize ateş açtı. İbrahim abi kanlar içinde yere düştü. Ben sana ne dedim? Binanın arka tarafı temiz. Buradan çıkamazsın, teslim ol. Kaçmış olabilir. Zeynep, Zeynep dur. Kaçmış. 3 saat polislik yaptın diye kendini oldun mu sanıyorsun? Kovaladığın adam benim yerimde olsaydı şu an yaşamıyordu. Buraya kadar. Bitti. Anladın mı? Ben senin ölümüne ortak olmayacağım. Gel bak. Gel. Şu aşağıda götürülen adamı görüyorsun değil mi? Bir ailesi, karısı, çocukları var onun. Bizim işimiz böyle. Sürekli ölümle vurum vurum. Oyun oynamıyoruz burada. Babamı vuran adam yakalanamadı. Yıllardır elini kolunu sallayarak dolaşıyor dışarıda. Tamam. Hata yapmış olabilirim. Ama adamı kovalarken tek düşündüğüm buydu. Az önce yaptığın hatanın açıklaması olamaz bu söylediklerin. Eğer kendini öldürtmek istiyorsan git başkasıyla yap. Tamam mı? Benim seninle işim bitti.
çok az kaldı lütfen. İbrahim abi hadi. Ömer hadi Ömer. Daha yemek yapmayı ölçeceksin bari değil mi? Hadi ya. Daha çabuk hadi ya, Allah kahretsin. Hadi. Hadi İbrahim abi dayan hadi. İbrahim abi. İçeride yemekle uğraşıyordum. Gürültüler duydum. Nasıl bir gürültü? Boğuşma gibi mi yani? Yok hayır. Bağırma sesleri. Merak ettim. Kapıya yanaşıp delikten baktım. Adamın biri Adnan Bey'e bağırıyordu. Neden beni takip ediyorsun? Ne istiyorsun benden? Falan diye. Adnan Bey de... Hayır, takip falan etmedim. Öyle bir şey yok deyip karşı çıkıyordu. Evet, sonra... Sen istedin bunu. Beni sen mecbur ettin diyerek içeri iteledi Adnan Bey'i. Biraz sonra da silah sesi duydum. Peki adamı tarif edebilir misiniz? Ne kadar gördünüz? Adnan Bey'i tanıyor muydu? Evet. Dur bir dakika. Tanıyordu tabii. Çünkü şey dedi adını... Sinan. Sinan dedi. Emin misiniz? Evet. Sinan, saçmalama, izlemiyorum seni dedi. Hatırladım bak. İbrahim nerede?
nasıl? Kocamı gösterin bana. Nerede İbrahim? Sevgicim sakin ol. Ameliyata girdi. İyi olur, merak etme. Onu hep söyledim Meryem. Bırak şu 112'yi dedim. Senin yaşında bu işi yapan kaldı mı dedim. Beni düşünmüyorsan çocuklarını düşün dedim. Dinlemedi beni. Nasıl peki? İyi olacak değil mi? İyileşecek değil mi? Şu an ihtiyacım olan son şey çoka girmiş acemi bir polis. Kafanı topla. İyi düşün. Ambulans görevlileri ateş edeni görmemişler. Sen bir şey görebildin mi bari? Sağlık görevlisi vurulduktan hemen sonra ulaştık. Yakalarım diye yukarı fırladım. Çatı dahil her yeri kontrol ettim ama kimse yoktu. Binanın çıkışlarını tutmak aklına gelmedi mi? Onun yerine adamı kovalarsan kaçırırsın tabii elinden. Hata benim komiserim. Zeynep'in daha ilk günü. Onu yönlendirmekte geç kaldım. Sorumluluk bende. Sen gördün mü peki şahsı? Hayır. Adamı elimizden kaçırmasaydık şimdi aramak zorunda kalmazdık. Teşekkür ederim. Komiseri karşı koruduğun için de. Affetmiş falan değilim. Bundan sonra en ufak bir hatanda kendini masa başında hanım hanımcık evrak düzenlerken bulur. Nereye gidiyoruz? İbrahim'i vuran adamı bulmaya. Sokaklarda öyle adam mı arayacağız? İşimiz bu. Tanık kadınla konuştuğunu söylemiştin. Bir şey söyledi mi sana? Tartışma sırasında maktulün adama Sinan diye hitap ettiğini görmüş. E'si geçen yıl buna benzer bir vaka olmuştu, ben gitmiştim. Katil paranoid şizofren. Bir yıl yattı hastanede. Yakınlarda da çıktı. Kadının tarifi ona benziyor. Adı da Sinan. Hı hı. Bir kontrol edelim bakalım. Hastaneden çıktıktan sonra neler yapmış. Bunu komisere söylemen gerekmez miydi? Adamı binadan biz kaçırdık. O zaman biz yakalarız. Nerede arayacağız bu adamı peki? Ben ne yaptım sanıyorsun karakolda? Eski dosyalardan adamın adresini aldım. İşin yoksa gelmek ister misin? Şimdi çıktık hastaneden. Ameliyattaymış İbrahim, evet. Kurtulacak inşallah. Of. İnşallah ya. Bak Hüseyin. Ne olur dikkatli ol. Allah korusun senin başına bir şey gelirse yani. Merak etme. Nasıl merak etmeyeyim Allah aşkına ya? Sürekli yüreğim ağzımda. Mine, sakin olur musun lütfen? Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Kolaydı sanki. Bütün gün suçlu peşinde koşturuyorsun ya. Ne yapacaktım Mine? Top peşinde mi koşacaktım? Her zaman paniksin. Ya işim bu. Evlenirken futbolcu olacağız demedik ki. Giydik üniformamızı, geldik. Babanın elini öptük. Çok yakışmıştı. Zaten ben de ona aldandım. Hadi hadi. Kapatıyorum, tamam. Öptüm canım. İyi, ben de. Ya bu kadın milleti var ya. Öyle deme şimdi Hüseyin abi. Bizim başımıza bir şey gelse arkamızdan kim alacak? Karının kıymetini bil. Seni düşünüyor. Ya ben bile kendimi o kadar düşünmüyorum Serkan. Başka bir şey düşünsün. Akşama ne yemek yapacağım? Buzdolabı niye soğutmuyor? Çamaşır makinesi niye yerinde durmuyor? Fatma teyze Remzi amcayla niye evlenmiyor? Yengeme laf söyleme Hüseyin abi.
Onun çenesi bir dursa ben de duracağım. İbrahim'i duydu ya, daha 10 gün başımın etini yer. Ha, yiğit değil mi bu? Bakalım neyin peşinde. Niye geldiniz peşimden? Hem siz eve gitmemiş miydiniz? İbrahim'in başına gelenleri duyunca içimiz rahat etmedi. Devreye çıktık. Evet. O sırada sana rastladık. Meslek icabı. Şüphelenirsem izlerim. Haline bakılırsa İsveç'indesin. Birine bakacağım ben. Yiğit, bir ölü var. İbrahim abi de vuruldu. Gizemli havaların sırası değil. Şüphelinin tarifi önceden bildiğim bir psikopata uyuyor. Dosyasına baktım, evi şu binada. Yakın zamanda hastaneden çıkmış olması gerek. Bir bakalım. Gerekirse sizi ararız ha? Ya. Serkan, hangi daireye gideceğini bile bilmiyorsun. Nereye? Ben girerim içeri. Siz beni koruyun. Hiç heveslenme. Geçen sefer olanlardan sonra benim yöntemimle hareket edeceğiz. Ne olmuştu ki? Ne olacak? Rambo Serkan içeri daldı. Oyuncak robotu 4 yerinden vurdu. Önce o ateş etti abi. Şu lafı da bırak artık Hüseyin abi ya. Rambo mu kaldı? Yaşın çıkıyor meydana. Ben açarım.